Değerli arkadaşlarım, merhabalar. Eğitim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. SolidWorks'te sheet metal modülüne veya sac levha modülüne giriş yapıyoruz arkadaşlar bu videomda. Şimdi öncelikle modül içerisindeki komutları size basit uygulamalarla anlatmaya çalışacağım. Daha sonra teknik resmi verilmiş sheet metal uygulamalarını birlikte işleyeceğiz. Bununla alakalı tasarıma doğru yol alacağız arkadaşlar. Ve yine de bu konuda işin mantığını anlatabileceğimi düşünüyorum sizlere diğer videolarda da olduğu gibi. Şimdi şöyle yapacağız. Öncelikle dosya yeni diyorum ve parça ortamına geçiş yapıyorum. Şimdi sheet metal dediğimiz kısım sac levha arkadaşlar. Burada baktığım zaman bükümlü parçaları modellemeye çalışacağımız zaman programın bu modülünü kullanacağız. Tabi burada işin detayları olacak, hesaplamalar olacak. İşte K faktörüdür, sac açının boyu hesabı vesaire şeklinde bu konulardan da yine bahsedeceğiz. Şimdi sizlerde program arayüzünde sac levha açık değilse şöyle sağ tık yapıp buradan açacağız arkadaşlar. Ve mümkün mertebe isterseniz diğer kısımlar açıksa bunları da kapatın kafa karışıklığı yaratmasın diye. Şimdi sac levhaya geldiğim zaman ilk etapta bakın 3 tane komutum aktif. Taban flanş sekme, süpürülmüş flanş ve form verme aracı. Aynı nasıl unsurlar kısmında ekstrüzyonla katı oluşturuyorum arkadaşlar. Sac levhada da taban filan sekme olayı bu şekilde çalışacak. Şimdi ben esasında size bu videomda sac kenar flanşını anlatacağım. Ama bu aşamaya da geçmem için haliyle taban filan sekmeyi kullanacağız. Ya hocam ne demek istiyorsun? Bakın üst düzlemde bir çizim başlatacağım arkadaşlar. Şuradan merkez ile dikdörtgen komutunu aldık. Şöyle basit bir dikdörtgen çiziyorum. Ölçülerimi farazi bir şekilde gireceğim. Örneğin geldim, kısa kenarım 100 milim olsun diyorum. Geldik, uzun kenarım da örneğin 175 milim olsun. Bakın geldim, oluşturdum. Şimdi izometrik olarak baktım. Sac levha modülünden geliyorum. Taban filan sekmesi diyorum. Şöyle basit bir şekilde örneğin 3 milim, 5 milim kalınlığında bir sac oluşturacağım. Şimdi baktığım zaman beni şöyle bir tablo karşılıyor arkadaşlar. Bakın şu ölçer tablosu kullan ve buradaki kısmı yine ilerleyen aşamalarda anlatacağız. Bakın yönünü ters çevirebiliyorum öncelikle. Orijinden yukarıya doğru katılansın diyebiliyorum. Ve şurada sac levha parametreleri kısmında burada sacımın kalınlığı mevcut. Örneğin 10 milim kalınlığında bir sac veya geldim 2 milim kalınlığında bir sac. 4 milim şekliyle bırakıyorum. Ve daha alt tarafa indiğimde büküm izni denilen bir şey mevcut arkadaşlar. Bakın K faktörüne tıklıyorum. Diğer başka seçenekleri de var. İşte büküm tablosu, büküm izni, büküm kesintisi şeklinde. Ve K faktörü de buraya default değeri şeklinde geliyor. Yani 0.5. Esasında bunun da yine bir hesabı olacaktır arkadaşlar. Bundan da bahsedeceğiz. Sizler modellemelerinizi yaparken ilk etapta bu şekilde default değerleri kullanın. Benim videolarımı izleyip sheet metal öğreniyorsanız. Şimdi şu alt tarafa geliyorum. Otomatik kabartma diyor. Bakıyorum dikdörtgen yırtık dairesel şeklinde. Şimdi ben düz bir sac oluşturacağım için arkadaşlar bu etapta bunu kullanmıyorum. Ama dikdörtgen olacak şekilde bırakıyorum ki bir sonraki şeyde işime yarasın. Buradaki kabartma oranını kullan kısmı da arkadaşlar benim sacımın kalınlığıyla ilişkili bir durum. Şimdi buradaki kabartma oranını bakın bir sonraki hamlede daha net bir şekilde açıklayacağım. Şimdi öncelikle ne dedik? Taban filan sekmesini nasıl kullanıyoruz? Aynı katıda nasıl bir skeci çiziyorum? Ekstrüzyonla kat oluşturma komutunu kullanıyorum. Sheet metalde de bu komutun bu işe yarıyor arkadaşlar. Bakın sadece bu şekliyle değil. Bakın şöyle yeni bir sayfa açarak hemen detayını gösterelim. Bakın ön düzlemine bir çizim başlatıyorum. Örneğin ne yapalım bakın. Şöyle bir profil oluşturalım. Ve şuna tutup dikey yap diyorum. Bakın sac levha modülünden ölçü girmiyorum. Taban filan sekmesi diyecek olursam. Bakın görüyorsunuz.
Yine aynı mantık. İşte gelip yön 2'yi de açabilirsiniz. Buradan kör değil veya kör deyip bir ölçüde girebilirsiniz. Örneğin 100 mm şeklinde. Vesaire vesaire gibi değişik çeşitleri mevcut. Veya formları diyelim arkadaşlar. Şimdi ben tekrardan şöyle yeni parça açarak bir önceki anlatıma geliyorum. Ve temel videolarım olduğu için de birazcık anlatımı da detaylı tutuyorum arkadaşlar. Bakın dikdörtgeni oluşturduk. Hemen geldim tekrardan ölçülerimi şöyle atıyorum. 200 milime 150 milim olacak şekilde giriyorum. Şimdi ne dedik? Saç levha, taban filan sekmesi. Geldim saç kalınlığım 4 milim. K faktörüm 0,5. Oranım 0,5 ve otomatik kabartmayı da dikdörtgensel diyelim. Şöyle onaylayalım bunu. Bakın akabinine geldim. Düz beyazımı açtım. Şimdi buradaki saç, kenar, flanşı komutunu nasıl kullanacağız arkadaşlar? Zaten şuna da dikkat edin. Komutların yanındaki şekiller bana ne yapacağımı söylüyor esasında. Bakın saç, kenar, flanşı komutunu çalıştırıyorum. Örneğin şu kenarı tuttum ya da bakın şurayı tutuyorum alt taraftan. Geldim yukarıya doğru çektim bıraktım. Şimdi bu aşamada bir bırakıyorum ve soldaki menümü inceliyorum. Bakın flanş parametreleri kısmında benim seçtiğim kenar nereden itibaren ben bir flanş oluşturacağım? Bana bunu gösteriyor arkadaşlar. Varsayılan yarıçapı kullan kutucuğu bakın tikli. Bunu kaldırıp buraya siz de bir büküm radyusu belirleyebiliyorsunuz. Bakın örneğin büküm radyusum 5 milim olsun diyorum. Veya geldim buradaki flanşımın açısını belirleyebiliyorum. Bakın 90 değil de 45 girdiğimde dikkat ederseniz flanşımın açısı değişiyor. Veya gelip 60 derece girdiğimde aynı şekilde gördüğünüz gibi değişiyor. Veya gelip 120 derece girip bu şekilde bir açı verebiliyorum aynı şekilde. Dolayısıyla flanşımı istediğim açıda oluşturabiliyorum arkadaşlar. Bakın geldik. Şöyle aşağıya doğru iniyorum. Flanşın uzunluğuna. Boşluk tuşuyla şöyle karşıma aldığımda bakın alt taraftan yukarıya ne kadar ölçüde olacak? Örneğin ben bunu 95 milim olarak değiştiriyorum. Bakın enter dediğimde zaten ön izlemeyi gördüm. Veya dikkat edin 120 diyorum. Bakın aynı şekilde ön izlemeyi gördük. Flanş uzunluğu kısmında şurada alt tarafta arkadaşlar 3 tane bunun versiyonu var. Ve yine dikkatinizi çekiyorum programda default olarak şu ilk seçeneğim gelmiş. Sanal sivriler kısmı. Bu şekil itibariyle de anlayabileceğim gibi en alttan en üste olan mesafem 120 arkadaşlar. Bakın geliyorum şöyle çevireceğim. Şu açıdan bakacağım şimdi. Buradan bakıyorum. Bakın şu ikinci seçeneğim yine sanal sivriler ama nereden nereye uzaktık? Bakın buradan bir radyusum başlamış ama şuradaki noktamdan yukarıya olan mesafe ne kadar? 120 milimetre. Burayı karıştırmıyoruz. Ve tekrardan geliyorum ben default değerine geri dönüyorum. Peki devam edelim arkadaşlar. Flanşın konumu. Bakın default değeri olarak dışa büküm şeklinde kalmış. Bunu da yine değiştirebiliyorum. İşte malzeme içeride şeklinde. Bakın geldik. Zaten şekillerin üzerine geldiğinde bana ne olduğunu söylüyor. Malzeme dışında şeklinde. Geldim. Dışa büküm. Bakın dışından başladı. Sanal keskinden bük. Ve geliyorum. Büküme teğet diyorum. Örneğin hangi seçeneğim kalsın? Bakalım dışa büküm. Şu neydi? Sanal keskinden bük. Bu şekilde bırakıyorum arkadaşlar ve şöyle aşağıya doğru iniyorum. Öncelikle bir onaylayalım. Bir şekil itibariyle görün istiyorum. Daha sonra ya ben dedim ki benim flanşım bu şekilde olmayacak. Bunu düzenlemek istiyorum. Unsuru düzenle dedik. Şöyle aşağıya doğru iniyorum. Özel kabartma tipi diyorum arkadaşlar. Bakın dikdörtgen dairesel yırtık şeklinde çeşitleri mevcut dedik. Peki ben şuradan konumu şöyle değiştirsem ne olacak? Şunu biraz daha içeri alalım. Burada size şunu anlatabilmem için arkadaşlar özel kabartma tipini diyorum ki çapraz profilimi düzenle diyorum bakın. Geldim. Şöyle tabi enter'a basmadan tekrar unsuru düzenle diyorum. Çapraz profilimi düzenle dedim. Şöyle bu kısma tekrardan bir baktık.
çapraz profili düzenlediğini. Bakın buradaki kısımlarla artık gelip oynayabileceğim. Yani flanşımın şu noktasından tutup çekiştirebileceğim arkadaşlar. Bakın geleceğim örneğin akıllı ölçülendirmeyle diyeceğim ki şu iki nokta arası bakın örneğin ne olsun 40 milimetre. Diyeceğim ki tam ortada olsun flanşım. Buradaki ölçümde yine 40 milimetre olsun diyeceğim. Ve ben şuradaki ölçüyü de yine gelip kendim girebileceğim arkadaşlar. Örneğin diyeceğim ki 120 milimetre olsun. Son dediğim zaman gelecek bana istediğim şekilde flanşımı oluşturacak. Bakın hakikaten bu saç kenarı flanşında bu olay işe yarar bir şey arkadaşlar. Güzel bir şey. Ve şöyle yakınlaştığımda da buradaki yırtılma tipini görüyorum. Bakın dikdörtgensel. Şimdi işte bu şekilde bir flanş oluşturacaksam işime bu anlamda yarıyor. Bakın sağ klik yapıp tekrardan unsuru düzenle diyorum. Geldik. Kabartma tipi olarak dikdörtgen değil dairesel diyorum mesela. İşte geldik onayladık. Bakın gördüğünüz gibi dairesel şekliyle kaldı. Veya tekrardan unsuru düzenle diyorum. Geldim. Dairesel değil örneğin yırtık şeklinde kalsın. Bakın onaylıyorum ki şeklini görebilin diye. Tekrar sağ klik yapıp unsuru düzenle diyorum. Geldim. Bakın yırtığın içerisinde uzatma arkadaşlar. Uzatma seçeneğini seçiyorum. Buradaki sacıma ben dikkat ederseniz bu şekilde de bir form verebiliyorum gördüğünüz gibi. Şimdi sağ klik yaparak şuradan tekrardan unsuru düzenle diyorum arkadaşlar. Ve şuranın aşağıya doğru inip dikdörtgen olarak kalmasını istiyorum. Şunu da size göstermek istiyorum. Bakın burada kabartma oranını kullan, kutucuğu tikli. Oranım da 0,5'ti. Peki benim saç kalınlığım ne kadardı? 4 milim. Oranın 0,5 olması bana neyi söylüyor arkadaşlar? Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum bakın. Şimdi şöyle sadece kadar yakınlaştır diyelim. Şuradan hesapla diyorum, ölçüm diyorum bakın. Bu yüzeyi seçtim, geldim. Buradaki yüzeyi seçtim. Bana ne söyledi? Normal uzaklık 2 milimetre. Bakın oranın 0,5 olması demek saç kalınlığının yarısı demek. Yani buradaki yırtılma tipim veya şöyle de düşünebilirsiniz. Buradaki yırtılma tipinde dikdörtgenimin kısa kenarı 2 milimetre. Saç kalınlığıyla doğrudan orantılı arkadaşlar. Bakın taban filan sekmenin içerisindeki tüm detaylara değinmiş olduk. Şunu siliyorum. Tekrardan saç levha içerisinden komutuma giriyorum. Bakın saç levha kenarı flanş şeklinde. Şimdi şuradan yan bükümleri bu da tikini kaldırıyorum arkadaşlar ve şöyle geliyorum yukarı doğru çekip bir tane flanş oluşturacağım. Şu kör kısmından da ölçüm 100 milimetre olsun istiyorum ve diğer değerleri de default şeklinde bırakıyorum. Bunu onaylıyorum. Bakın tekrardan saç kenarı flanşı diyorum. Geldim buradan da bir tane flanş çektim. Yukarı doğru olacak şekilde. Şöyle yan bükümleri bu da tikim yine burada da bakın tikli değil. Ne demiştim buna? 100 milimetre. Bunu da geldim onayladım. Bakın geldik onay verdik. Ama şuradaki sıkıntıyı görüyorsunuz arkadaşlar. Ben bu şekilde bir tasarım istemiyorum. Dolayısıyla ne demek istiyoruz? Saç kenarı flanşı içerisinde benim burada nereye gittin sen bakalım. Şöyle yukarı doğru çıktık. Yan bükümleri Buda tikini geri getirmem bana neyi ifade edecek? Şunu unsuru düzenledik tekrardan. Yan bükümleri topla tikini geri getirmem neyi ifade edecek arkadaşlar? Bakın. Burada istediğim şekliyle bana uygun olan budamayı yapıp birleştirecek. Şu kenar flanşı 1'e bakalım aynı şekilde. Şuradaki tiki de geri getireceğim. Bakın gördüğünüz gibi burayı otomatik kendisine göre budayıp oluşturmuş oldu. Şimdi zaten uygun bir form elde etmek istiyorsam arkadaşlar şu flanşın konumuyla buradaki flanşın konumu benzer veya aynı olması lazım. Örneğin buradaki flanşım işte ne diyelim dışarı doğru bükümle başladıysa buradaki flanşın da
aynı şekilde başlaması gerekiyor. Şimdi bu bağlamda sonraki videolarımda size şu köşeler kısmını da anlatacağım arkadaşlar. İşte buradaki mesela köşeyi nasıl kapatırız veya köşe kırbuda kısmıyla nasıl ilgileniriz. Sadece bu videomda bir sheet metal'e bir giriş yapmış olduk arkadaşlar. Basit şekliyle ne işimize yarar, taban filan sekmeyi nasıl kullanırız. Şu iki komut, yani taban filan sekmesiyle saç kenar flanşı nasıl kullanılır detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Lütfen videolarıma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın diyorum. Görüşmek üzere.